Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Arena'da arkadaşlar Hela ve Karadul var. İkinci round bunlar arkadaşlar. Daha öncekinde genel rakamlar açıklandı. Hela arkadaşlar düşük bir rakama gelmiş. 1.6 küsur, yani 1.7'ye falan gelmiş. Yine kendinizi garanti almak istiyorsanız arkadaşlar mutlaka ama mutlaka en az bir 2M kasın. Yani 2M kesinlikle size tavsiyemdir. Ki ben de kasacağım arkadaşlar, ben de kasıyorum. En azından aşama ödüllerini kasacağım. Şöyle bir baktığımda yani %11 ile %25 200 parça 3 yıldız verirken arkadaşlar şurası 300 parça veriyor. Yani bir 300-500k kasarak siz de alabilirsiniz. Ki bende Hela var, kopya da senden hatırlamıyorsam. Ama ben de bir alacağım arkadaşlar en azından 300 parça için. Şu anda 710k kasmışım bile, ki kasmaya devam edeceğim. Dediğim gibi ben buraya 2M kasacağım. 2M kasmanızı tavsiye ederim. 4 yıldız Karadul var arkadaşlar. 4 yıldız Karadul'da kasıyorum. Bu da 12M civarına mı gelmiş? 12M'ye yakın bir rakama gelmişti. Yine tavsiyem 13-14M kasın almak istiyorsanız. Ben yine bir 15M kasacağım. Şu anda 4900 kasmışım arkadaşlar. 5 yıldıza kasamayacağım. Dediğim gibi hastayım arkadaşlar. Hasta olduğum için kasamıyorum. O yüzden burada en azından bir 14M yapacağım. Ki buradaki aşama ödüllerini de şöyle alayım. En azından 2000 parça 5 yıldız, 200 parça da 6 yıldız arkadaşlar alabileyim. Onun dışında 1-2 ve 2-3 yıldız daha var. Yine 3 yıldızı da arkadaşlar kasacağım. Buraya da 1.5M kasacağım. Yine 3 yıldız Karadul'da alacağım inşallah arkadaşlar. 1-2 yıldızı da yine aşamaları yapacağım. Şu anda 4 yıldız Karadul'a ağırlık verdiğim için arkadaşlar 5 yıldızları falan komple orada kullanıyorum. 4 ve 5 yıldızları. 5 yıldızın olduğu yerde sadece 6 yıldızlarla ilerliyorum. En azından oraya 15M yapana kadar. Oraya 15M yaptıktan sonra tekrardan buraya dönüş yaparım. Yine burada da bir 14-15M kasarım. Öyle tahmin ediyorum ki yarına kadar orayı bitiririm arkadaşlar. Ondan sonra artık buraya doğru gelirim diye tahmin ediyorum. Bu size verdiğim görevlerle gerçekten size verdiğim diyorum ama yani yanlış anlaşılmasından endişe ediyorum açıkçası. Yani oradaki görevler videosuyla ilgili arkadaşlar bolca video çekeceğim. Dediğim gibi ben de yapıyorum. Yani hasta olduğum halde devam ediyorum yapmaya. Faydasını da görüyorum abi. Kredi yine stoklara başladı ufak ufak. Çünkü eminim ki yarın öbür gün tekrardan güzel bir teklif gelecek. O teklif için kredi lazım olacak diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi bu görevlerle ilgili bolca video gelecek. Yani hem ben yaptığımı göstermek için hem de ödüllerin faydasını göstermek için arkadaşlar tekrar dediğim gibi o tarz videolardan da kanala bolca atacağım. Yine forumlara bakıyorum. Forumlarda fantastik birkaç haber var. Onlarla ilgili de ayrıca birkaç video çekeceğim arkadaşlar. Çat. Yakında savaş sezonları da başlıyor. Yine sezon başlamadan önce yine onunla ilgili bir video çekeceğim. Çünkü özellikle Türk ittifaklarının yanlış yönlenmesini istemiyorum arkadaşlar. Çok daha güzel yerlere gelmesini istiyorum. Bu Thanos gidinin sonuçlarıyla ilgili bir video çekmiştim. Oraya baktığımda arkadaşlar yani listede hakikaten Türk ittifaklarının sayısının arttığını gördüm ve ortalama olarak yükselmişler. Yani atıyorum ilk 20'ye birinci sınıf deseniz Türk ittifakları ikinci sınıfın olduğu yeri doldurmuş taşırmış. Maşallah abi, yani çok güzel bir şey olmuş. Allah sayımızı daha da arttırsın inşallah. Ne diyeyim yani, çok güzel olmuş. Yeşilcine bak ya. Abidik gubidik bekleme o siteyle devam ediyor. Keşke aptal kaban burayı da bir düzeltse ama zor ya. Bir Yeşilcin bir de Iron Man Infinity var. Bir de Arena'da nefret ediyorum dövüşmekten ya. Şuraya bak, zaten skill de atmıyor. Şerefsiz ya. Gene açtı sağlıklarını ya. Şimdi bir L3 atacak. Direkt patates. Allah'tan üzerimde zırh varken attı da. Çok aman aman bir hasar vermeyecek diye tahmin ediyorum. Tabii yine atacağız zayıflatıcılar. Bakalım ne gösterecek. Vallahi çok şanslıyım ki zırhın olduğu ana denk geldi abi. Yoksa bu beni her türlü gıdıklardı oradan. Geber aslanım artık ya. Geber lan, öl lan, öl, öl, öl. Neyse çok şükür öldürdük. Dediğim gibi Yeşilcin ve Iron Man Infinity var. Yani aranalardaki çok büyük, çok çok sıkıntı ya. Arana'da efsane sıkıntı bu tipler. Kim var önümüzde? Bunlarla da bir gidelim. En alttakini niye seçiyorum? Durum ki var ya, seçiyorum. Sonra patlıyorum ya. Şu ya 6 yıldızın D5'leriyle yani
Ustalık olsa ne olur, olmasa ne? Şöyle al, şöyle al. Neyse bakalım yine of, puanlar da çok iyi yalnız ha. Var ya 210K falan puan veriyor. Puanı kes. Hadi bunu alırız da diğer ikisi biraz ıkındıracak gibi geliyor bana. İnşallah özel saldırı atmaya diğerleri de başlar. Of, 6000 küsur artı 5000 küsur. Kızılok ya kesinlikle birinci sınıf bir karakter. 6 yıldızı var, şanslıyım. Bir de böyle kopyalansa falan, tabii kopya sayısı da önemli benim için prestijden dolayı. Kopyalansa var ya ateş eder ateş. Bakalım bugün de özel saldırı atacak mı? Atar mısın Recaz? Beyefendi özel saldırı atar mısınız? Senin ben gelmiş geçmiş günahlarını affetsin inşallah Allah. Ne diyeyim yani? Yok ya patates. Şimdi 1L3'te tek atar belki. Sersem ver, sersem ver, sersem ver. O yüzden son saniyede verdi var ya. Sersem ver, sersem yoksa patlıcıdıcı. İçimizi dışımızı bir etti ya. Neyse Allah'tan L3'ü öldürmeni de süründürdü. Dediğim gibi bu hafta 5 yıldıza kasmıyorum bak. Eyvah 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 eyvah. Kızılılık var ya patates ya. Bizi var ya mahvedecek. 1'e 3 atacak fullden alır ya. Temiz fullden alır bu karakter. Atar mı? Atmaz. Atar mı? Atmaz. Neyse ya çok uğraşmak istemiyorum. Hastayım zaten. Hasta hasta bu abidik gubidik de uğraşmayayım. Ver bakayım yer mi? 3K geldi diyor. Kritik geleli biraz daha yüksek vurur belki. Bak son saniye kadar bekliyor. Ondan sonra atacak. Sonra beni gıdıklayacak. Hocam sen de biraz fazla kritik vur. Bu dövüşü özel bir muamele yap ya. Neyse, neyse. Çok şükür atmadı valla. Allah atmadı. Atsa fullden iki kere alır yani. Bir kere değil abi. İki kere alırdı. Tamam güzel güzel puanlar topladık. 1581'e çıktı burası da. Zaten 12. seri. Küçük seri. Sadece dediğim gibi 6 yıldızlarla oynadığım için arkadaşlar. Abi hangisini seçeyim ki? Hepsi birbirinden abidik gubidik karakterler ya. Şimdi bu böyle olsa, bu da böyle olsa. Hadi şansımızı böldün. Değil mi? Bak o görevler gelişmeniz için çok önemli abi. Yani gelişmenizden kastım sadece başlangıç ve orta seviye değil. Yani yüksek oyuncuların da gelişmeye devam etmesi lazım. Gelişmezseniz düşersiniz arkadaşlar. Mesela gerçi gencelme bu iş için güzel bir örnek değil ama yine oradan örnek vereceğim. Yani gencelme şu anda 3. sıralarda. HQ öne geçti. Tabii ki gencelme listesi çıkar üstüne geçer onu ama yani bir boşluk verdiğiniz anda bile arkadaşlar affetmiyorlar. Yani zaten bir sürü kişi arkanızdan koşuyor. Takip de var. Of abi öleceğim neredeyse. Tipi kes. İsa sersem yemeyiz var ya. İyi yememişiz. Özel saldırı bile doldurayım. Yani dedim ya işte çakallar arkada bekliyor yani. Çakallar arkasında kötü değil yani. Herkes sonuçta oyunda yükselmeye çalışıyor. Ya arkadaş şimdi herkes bekliyor. Ben de şimdi atıyorum bir hafta iki hafta hep kasmasam sıralamada EFSO düşerim yani. Çünkü herkes yüklenmeye devam ediyor. Ve yukarıya doğru çıktıkça arkadaşlar emek veren oyuncuların sayısı hakikaten artıyor yani. Hem emek verenlerin sayısı artıyor hem kalitesi artıyor. Yani rakipleriniz her defasında daha da güçlü oluyor. Şöyle düşünün. Türkiye 1. liginde oynuyorsunuz. İşte atıyorum küme düşme potasının üstüne çıktınız. Oradaki rakiplerin de çapları, dereceleri belli. İşte puanları belli, maça ısınmaları belli. Ama yukarı çıkıyorsunuz artık ilk 10'a doğru geldiğiniz zaman artık rakipler biraz daha dişli oluyor. İşte atıyorum ilk 5'e geliyorsunuz artık böyle millet yani çapraz kemik sesi geliyor. Hele ilk 3, ilk 2'ye geldiğiniz zaman abi artık şampiyonluk yarışı veriyorsunuz. Kemik sesini bırak silah sesleri falan geliyor artık çatara çatara millet birbirini vuruyor. Bu da o hesap gibi düşünün arkadaşlar. Arkadan hakikaten bekleyen bir sürü çakal ordusu var diyorum ama yani kötü anlamda söylemiyorum. Yani ordu var böyle ya da aslan ordusu var diyeyim mesela böyle. Bekliyorlar abi. Bir ayağı kaysa da çat hemen yakalasak biz de onu geçsek diye. O yüzden arkadaşlar ayağınız sürtmeyecek. Yani bu görevleri muhakkak bir şekilde yapmanız lazım abi. Bir gün iki gün opsiyon olur. Onda sıkıntı yok.
Ama hedefiniz güzel yerlere gelmekse, daha düzgün söyleyeyim, başarılı olmak istiyorsanız arkadaşlar, ayaklarınız sürçmeyecek. Yoksa gıdıklarlar arkadaşlar. Adamlar affetmiyorlar, ben size söyleyeyim yani. 40 bin puanı kes. Tamam, bu da böyle olsun bakalım. Vallahi arkadaşlar, hasta da olsak başarılı olmak için devam ediyoruz. Dediğim gibi arkadan gelen bir sürü fırsat kollayanlar var ki ben de aynı şekilde başkalarının arkasından gidiyorum. Ben de fırsat bekliyorum. Ayakları sürttüğü anda direkt onların yerlerini alacağım. Hatta bir gün birincinin yerini alacağım arkadaşlar. Birincinin de ayağını kaydıracağım inşallah. Yanımda bolca ayak kaydırma malzemesi mevcut. Yeter ki ben oraya bir yaklaşayım. Yaklaştıktan sonra gerisi kolay. Belgesellerde vardır ya böyle, işte çakal sürüsü, sırtlan sürüsü şeyin arkasından ya yaralı bir aslan. Aslan şimdi yaralanmıştır ya da sürüden ayrılmıştır. Şimdi 20 tane çakal sırtlan gelse şey yapamaz. Yani bir şey zarar veremez ona. Ama artık yaralı belli ki zayıf düşecek. Zayıf düştüğü anda onu da aslanı da yerler yani. Bu da o hesap arkadaşlar. Aslanlar zayıf düştüğü anda hemen arkadan başkaları gelir. Ya da şey gibi düşünün. İşte bir aslan ordusunun içerisinde, aslan sürüsünün içerisinde aynı şekilde artık adam kraldır ama yaşlanmıştır, artık genç aslanlar gelmeye başlar. Genç aslan da artık bakar, büyük lider aslan yaşlanmışsa artık onun yerine yenisinin gelmesini bekler. Bizimki de o hesap yani, aslanlar bir yaşlansın artık ya da zayıf düşsün de biz gelelim diye bekliyoruz. Aynı şekilde bizim için de bekleyen vardır. Artık bu düşsün de biz çıkalım diye vardır. İşte o yüzden düşmemek lazım arkadaşlar. Sürekli antrenman, sürekli programa uygun olmak lazım diyorum. Ben abanmaya devam arkadaşlar. Arenalara, maceralara, ittifak savaşlarına, Thanos'a, her bir şeye abanmaya devam. İnşallah gün gelecek, istediğimiz dünya birinciliği bize gelecek. Ama dediğim gibi şu anda tamamen hazırlık aşamasındayız. Yılbaşına kadar hazırlık aşamasındayız. Yılbaşından sonra artık biraz daha cengaver style geçeceğiz inşallah. Tabi burada bize iş düştük ha, sizlere de arkadaşlar düşüyor. Ne düşüyor? Hem siz de bu görevleri yapmanız lazım, hem de arkadaşlar destek vermeye devam etmeniz lazım. Hatta artarak vermek lazım ki bu aralar hakikaten yani destek oranı hakikaten çok artıyor. Maşallah yani, elimize sağlık. O yüzden arkadaşlar videonun beğen kısmını, özellikle beğen kısmı çok önemli. Yani birçok anlamda çok önemli. Hem motivasyon anlamında hem de destek anlamında arkadaşlar önemli. Beğen butonunu gıdıklarsak memnun olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.